Borsada herkesin dilinde aynı isim dönüp duruyor. Sasa. Kimine göre Türkiye'nin geleceği, kimine göre dev bir balon. Ama asıl soru şu, Sasa gerçekten değerinin altında mı, yoksa herkes aynı hikayeye mi kandı? Bak, borsada milyonlarca yatırımcı var ama çok azı fiyat değer arasındaki farkı gerçekten bilir. Çoğu ekranda yeşil bir grafik görünce seviniyor, kırmızı görünce korkuya kapılıyor. Ama o grafiğin arkasında rakamlarla örülmüş bir hikaye var ve o hikayeyi okumayan ne kadar kazanırsa kazansın, sonunda kaybeder. Bugün burada fiyatla değer arasındaki o görünmez çizgiyi Sasa üzerinden çizeceğiz. Ama dikkat et, bu video bir hisse övme videosu değil. Bu bir rakam okuma dersi, bir yatırım zihniyeti testi. Ve eğer bu bölümü dikkatle dinlersen, bir hisseye nasıl bakman gerektiğini temelden anlayacaksın. Çünkü bu işte rastgele kazanç yok. Sadece matematiği anlayarak uzun vadede ayakta kalınır. Bir düşün. Sasa son yıllarda müthiş bir büyüme hikayesi yazdı. Yatırımlar, tesisler, ihracat, global hedefler, sermaye arttırımları, devasa projeler, agresif planlar. Hepsi kulağa güzel geliyor değil mi? Ama işin matematik kısmı orası biraz farklı. Çünkü hikayeyi herkes anlatır. Rakamı çok az kişi anlar. O yüzden biz bugün Sasa'ya sadece kulaktan dolma bilgilerle değil, rakamlarla bakacağız. Prospektif FK ve PDDD gibi rakamlarla şirketin gelecekteki potansiyelini bugüne indirmeyi öğreneceğiz. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında yatırımın kalbidir. Bir şirketin gelecekte ne kadar kâr edeceğini tahmin eder, o kazancı bugünkü fiyatla kıyaslarsın. İşte o an anlarsın. Bu hisse ucuz mu, yoksa aşırı mı fiyatlanmış? Birazdan rakamlarla konuşacağız. Ama önce şunu netleştirelim. Bu video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız ne alınır, ne satılırı söylemek değil. Nasıl düşünülür, nasıl analiz edilir göstermek. Çünkü akıllı yatırımcı emir defterine değil, bilançoya bakar. Ve o bilançoyu okuyabilen artık kalabalığın değil, bilinçli azınlığın bir parçasıdır. Hazırsan başlayalım. Bu bir hisse analizi değil, bu bir uyanış. Sasa sadece bir örnek ama bugün anlayacağın mantık hayat boyu yatırım stratejini değiştirebilir. Öyleyse arkanı yaslan, rakamların derinliklerine birlikte dalalım. Göründüğü kadar parlak mı gerçekten, yoksa bu ışıltının altında yavaş yavaş sönen bir değer mi yatıyor? Birazdan göreceğiz. Borsada en büyük yanılgı fiyatların değer olduğunu sanmaktır. Bir hissenin fiyatı artıyor diye o şirketin değeri artmaz. Sadece daha fazla insan o hisseyi almak istemiştir. İşte bu yüzden milyonlarca yatırımcı trend peşinde koşarken servet kaybediyor. Bugün Sasa örneği üzerinden bunu çıplak gözle göreceğiz. Hadi biraz dürüst olalım. Birçok yatırımcı Sasa'yı ilk kez fiyatı uçarken fark etti. Grafikler dikleşti. Sosyal medyada herkes aynı şeyi yazıyordu. Uçuyor, kaçıyor, kaçırma. Ama kimse şu soruyu sormadı. Bu fiyat o şirketin gerçekten hak ettiği değer mi? Çünkü fiyat dediğin şey anlık bir duygudur. Bir yatırımcı satmak ister, diğeri almak ister ve o anda bir fiyat oluşur. Ama değer duyguyla değil, rakamla belirlenir. Şirketin kârı, yatırımı, borcu, sermayesi, büyüme planı. Bunlar değer dediğin şeyin yapı taşları. Sasa örneğinde bunu görebiliriz. Şirketin son yıllardaki yatırım atağı, yatırımcıların gözünü kamaştırdı. Yeni tesisler, üretim kapasitesi artışları, global açılım planları. Ama her yatırım kısa vadede kârlılık anlamına gelmez. Çünkü yatırımın geri dönüşü zaman alır. Bazen 2 yıl, bazen 5 yıl. İşte bu prospektif FK burada devreye girer. Gelecekteki kârı bugünkü fiyatla kıyaslamamıza yarar. Ama sakın yanlış anlama. Bu videoda formüllerle boğulmayacağız. Amacımız yatırımcı gözüyle tabloyu okumayı öğrenmek. Bir hissede potansiyel var demek kolay. Ama o potansiyelin bugünkü fiyata yansıyıp yansımadığını görebilmek ustalık ister. Şimdi basit bir örnek düşün. Bir arkadaşın sana diyor ki, bu şirket yılda 10 milyon TL kâr ediyor. Fiyatı 100 milyon TL. Sen de hemen hesaplarsın. FK oranı eşittir 100 bölü 10 eşittir 10. Bu demek oluyor ki bu şirketin fiyatı yıllık kârının 10 katı. Yani yatırım yaptığında kâr aynı kalırsa paranı 10 yılda çıkarırsın. Ama iş burada bitmez. Çünkü gerçek yatırımcı bugünü değil geleceği hesaplar. Diyelim ki şirket önümüzdeki yıl kârını %50 artıracak. Yani 10 milyon yerine
15 milyon kazanacak. Bu durumda bugünkü fiyatla hesaplandığında FK oranı aslında 100 bölü 15 eşittir 6,6 olur. Yani prospektif FK daha düşük çıkar. Bu da demektir ki hisse geleceğe göre ucuz olabilir. İşte işin sırrı burada. Bir yatırımcı bugünü değil, yarının bilançosunu okur. Ama unutma, burada yapılan her tahmin bir varsayımdır. Şirket o yatırımı yapmazsa, beklenen kar gerçekleşmezse ya da piyasa koşulları değişirse o zaman tüm denklemler bozulur. Bu yüzden tecrübeli yatırımcı sadece büyüme vaadine değil, bilanço kalitesine bakar. Borçluluk oranı yüksek mi? Nakit akışı istikrarlı mı? Karlılık sürdürülebilir mi? Bunları görmeden sadece geleceği parlak diye hisse alınmaz. Borsada en sessiz kazananlar hikayeyi değil, rakamı dinleyebilenlerdir. Bugün Sasa üzerinden öğrendiğimiz şey şu: her fiyat bir hikaye anlatır ama her hikaye doğru değildir. Gerçek yatırımcı hikayenin içindeki rakamları bulup yorumlayandır. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musun? Bunu yapabildiğinde artık kimsenin sözüne ihtiyaç duymazsın. Çünkü borsada en büyük özgürlük kendi analizini yapabilmektir. Bir sonraki bölümde Sasa'nın gelecekteki kar beklentileri ve bu beklentilerin fiyatlara nasıl yansıdığını adım adım konuşacağız. Orada artık işin formül kısmına değil, mantık kısmına odaklanacağız. Çünkü borsada kazanan, rakam ezberleyen değil, rakamların anlamını çözen kişidir. Artık işin en kritik kısmına geldik. Çünkü bir hissenin geleceğini anlamak, geçmişine değil, yarının rakamlarına bakmakla olur. Sasa örneğinde de durum farklı değil. Şirketin geçmişte ne kadar kazandığı değil, önümüzdeki yıllarda ne kadar kazanabileceği asıl mesele. Ve işte prospektif FK tam burada devreye girer. Diyelim ki Sasa geçtiğimiz yıl 18 milyar 279 milyon 278 bin TL net kar açıkladı. Piyasa fiyatı da şu an yaklaşık 3,96 TL. Yani piyasa değeri 154 milyar 230 milyon 966 bin 070 TL civarında. Basitçe hesaplarsak 154 milyar 230 milyon 966 bin 70 bölü 18 milyar 279 milyon 278 bin yaklaşık olarak FK eşittir 8,43. Yani yatırımcı bugün Sasa hissesini aldığında mevcut karlılıkla parasını yaklaşık 8,5 yılda çıkarabileceğini söylüyor. Ama mesele burada bitmiyor. Sasa önümüzdeki yıllarda yeni tesis yatırımlarıyla üretimini arttırmayı ve karlarını yükseltmeyi planlıyor. Diyelim ki bu yatırımlar karı %20 artarsa gelecek yıl net kar 21,9 milyar TL olabilir. O zaman prospektif FK şöyle olur: 154 milyar 230 milyon 966 bin 70 bölü 21 milyar 900 milyon yaklaşık olarak 7,05. Göründüğü gibi bugünkü fiyat geleceğin karına göre çok daha ucuz hale geliyor. İşte yatırımcının görmesi gereken yer burası. Bugün pahalı görünen bir hisse yarının karlarıyla ölçüldüğünde ucuz olabilir. Ama eğer yatırımlar beklenen getiriyi sağlamazsa fiyat balon olur. Profesyonel yatırımcı her zaman geleceğe göre ucuzluk analizi eder. Geçmiş kar defterini değil, gelecek nakit akışını değerlendirir. Borsada her hisse fiyatı yatırımcıların geleceğe dair beklentilerini yansıtır. Bir şirketin gelecekte büyüyeceğine inanılıyorsa fiyat bugünden şişer. Ama bazen o beklenti o kadar abartılır ki rakamlarla hiçbir temeli kalmaz. İşte o noktada balon denilen şey doğar. Yani Sasa'nın değeri, üretim kapasitesi, borç yükü, global rekabet gücü gibi etkenler hesaba katılmadan sadece hikaye ile fiyat yükseliyorsa o fiyat kalıcı değildir. Prospektif FK tek başına bir sihirli ölçü değildir. Doğru yorumlandığında işe yarar. Gelecekteki kar tahminleri, yatırım planları, finansman maliyeti, sektör koşulları. Hesaba katılmadan yapılan her ucuz veya pahalı yorum havada kalır. Yatırımcı şunu öğrenmeli: beklenen kar sadece bir rakam değil, bir olasılıktır. Bu olasılığı değerlendirebilmek sadece bilançoyu değil, o bilançonun arkasındaki stratejiyi okumakla mümkündür. Akıllı yatırımcı kendine şu 3 soruyu sormalıdır. 1. Bu şirket gerçekten büyüyebilir mi, yoksa hikaye mi satıyor? 2. Yatırımlar uzun vadede net kâra dönüşecek mi, yoksa sermayeyi mi tüketecek? 3. Piyasa şu anda bu geleceği fiyatlamış mı, yoksa henüz yansıtmamış mı? Eğer bu soruların cevabını rakamlarla verebiliyorsan artık sürü psikolojisinden çıkmışsın demektir. Ve işte o noktada fiyat seni değil, sen fiyatı yönetirsin. Unutma, Sasa sadece bir örnek.
Bu yöntemi ister bankacılıkta, ister savunma sanayinde, ister teknoloji hisselerinde uygula. Mantık hep aynıdır. Fiyat geçicidir, değer kalıcı. Ve değer dediğin şey geleceğin rakamlarında gizlidir. Bir sonraki bölümde geleceği tahmin ederken nelere dikkat etmen gerektiğini, hangi tuzaklardan uzak durman gerektiğini konuşacağız. Çünkü bazen yatırımcıların en büyük zararı yanlış umutla yapılan doğru hesaplardan gelir. Bir şirketin geleceğini tahmin etmek kulağa kolay geliyor değil mi? Ama işin içinde insan beklentisi, piyasa psikolojisi ve belirsizlik girdiğinde en sağlam formül bile anlamını kaybedebiliyor. Prospektif FK bize bir şirketin gelecekte ne kadar ucuz ya da pahalı görünebileceğini söyler. Ama bu oran yanlış varsayımlarla yapıldığında en tehlikeli rehber haline gelir. O yüzden bu bölümü dikkatle dinle. Çünkü burada yatırımcıların en sık yaptığı 3 büyük hatayı konuşacağız. 1. Abartılı kar tahminleri. Bazı yatırımcılar şirketin önümüzdeki yıl karını en az %50 artar diye hesaplar. Ama o tahminin dayanağı yoktur. Gerçek üretim kapasitesi, ham madde maliyeti, enerji fiyatları, ihracat talebi hiçbiri hesaba katılmaz. Bu durumda çıkan prospektif FK sahte bir ucuzluk hissi yaratır. Yani hisse sanki çok cazipmiş gibi görünür ama aslında sen kendi hayalini fiyatlamışsındır. Gerçek analiz sadece şirketin potansiyelini değil, sınırlarını da bilmekle olur. 2. Büyümeyi sonsuza kadar varsayma. Bir dönem SASA gibi şirketler yüksek büyüme dönemine girer. Yeni tesisler açılır, karlar katlanır ama bu tempo sonsuza kadar sürmez. Kapasite dolduğunda, rekabet arttığında veya talep daraldığında büyüme hızı düşer. Yatırımcı bu yavaşlamayı öngörmezse bir anda ucuz zannettiği hisseye fazlasıyla para ödemiş olur. O yüzden prospektif FK hesabı yaparken daima bir gerçeklik freni olmalı. Bu büyüme sürdürülebilir mi? 3. Piyasadaki beklentiyi görmezden gelmek. Bir şirketin gelecekteki karını %30 arttıracağını sen biliyorsun ama emin ol piyasada biliyor. Yani o beklenti çoktan fiyatın içine girmiş olabilir. Bu durumda senin hesapladığın ucuzluk aslında piyasada zaten satın alınmış bir hikaye. Akıllı yatırımcı her zaman şu soruyu sorar. Benim gördüğüm şeyi piyasa zaten fiyatladı mı? Eğer cevap evetse o zaman ortada fırsat değil, risk var. Prospektif FK bir tahmin aracıdır ama asla tek başına karar aracı değildir. Bir hisseyi değerlendirirken bu oranı şirketin borçluluk oranı, sermaye verimliliği ve nakit akışı ile birlikte düşünmelisin. Kısacası geleceği okumak bir sayı işi değil, mantık ve sabır işidir. Unutma, en büyük hata yanlış formül değil, yanlış beklenti. Ve yanlış beklentinin bedelini her zaman zaman ve para öder. Bu bölümün sonunda şunu aklında tut. Her yatırımcı geleceği tahmin etmeye çalışır ama sadece birkaçı o geleceğe hazırlanır. Bir sonraki bölümde prospektif FK oranını kullanarak şirketin adil değerini nasıl bulabileceğimizi göreceğiz. Yani fiyat gerçekten pahalı mı yoksa geleceğe göre hala ucuz mu sorusunun formülünü birlikte çözeceğiz. Artık teoriden pratik sahaya iniyoruz. Bu bölümde SASA'nın güncel bilançosu, performansı ve zarar durumu üzerinden adil değer analizini adım adım yapacağız. Ama öncelikle tekrar hatırlatayım. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız kavramları anlamak, analiz yeteneği kazanmaktır. Vereceğimiz veriler farklı aracı kurum ve finans veri platformlarından derlenmiştir. Hisse fiyatı 3.22, piyasa değeri yaklaşık 141 milyar 86 milyon 281 bin 462. Net kar 2025'in ikinci çeyrek 2025-06 dönemi eksi 8 milyar 836 milyon 549 bin 128 TL zarar. Öz kaynak defter değeri 130 milyar 768 milyon 832 bin TL. PDDD oranı 1,08. FK oranı negatif karla 27,81. Teknik hesaplamalara göre. Klasik FK neden çalışmaz? Normalde klasik FK eşittir. Piyasa değeri bölü net kar uygulanır. Ama SASA şu anda zararda olduğu için bu hesap anlamını yitirir. Zarar durumu klasik FK oranlarını yanıltıcı hale getirir. O yüzden bu yöntemi bu durumda doğrudan kullanmak yanlış çıkarımlara neden olur. PDDD ile değer karşılaştırması. PDDD eşittir 1,08 demek ise piyasa değerinin defter değerinin yaklaşık %8 üzerinde fiyatlandığını gösteriyor. Bu sinyal hafif primli ama defterle arası çok uçuk olmayan bir değerleme olduğunu söyleyebilir. Yani defterin çok altında ya da çok üstünde değil. Geleceğe dönük senaryo zarardan çıkarsa ne olabilir?
Zarar açıklandı ama bir yatırımcı şöyle düşünebilir. Sasa yeniden kâra dönecek. Maliyetleri kontrol altına alacak. Diyelim ki 2026 yılında net kârını 5 milyar TL seviyesinde çıkardı. O zaman 141 milyar 86 milyon 281 bin 462 bölü 5 milyar yaklaşık olarak eşittir. FK yaklaşık olarak 28,22. Bu senaryoya göre fiyatı artı kâr dengesiyle adil değer konumuna yaklaşmış olur. Adil değer hesaplaması. Eğer senin beklentin 2026'da 5 milyar TL kâr ve sektör ortalaması FK yaklaşık 20 ise 5 milyar çarpı 20 eşittir 100 milyar TL. Bu durumda Sasa'nın adil değeri 100 milyar TL çıkabilir. Ama unutma, bu değer bugünkü piyasa değerinden daha düşük kalabilir veya yükseldiği kadar bir risk içerir. Yorum ve gerçeklik kontrolü. Sasa şu anda zarar durumu ile gözlemleniyor. Bu analiz yapmayı zorlaştırır. PDD'de 1,08 defter değerine göre çok yakın bir fiyatlamayı işaret ediyor. Geleceğe dair senaryolar, örneğin kâra dönme analiz için kritik hale geliyor. Her zaman en iyimser, ortalama, kötümser senaryoları hesapla. Tek senaryoya bağlı kalma. Artık geldik serimizin sonuna. Bu noktaya kadar formüller, oranlar, bilançolar anlattık. Ama işin özünü kaçırmamak gerek. Borsa sadece rakamların değil, insan psikolojisinin de arenasıdır. Gerçek kazanmak nedir? Kazanç, çoğu insanın sandığı gibi ucuz hisseyi bulup hemen yükselmesini beklemek değildir. Gerçek kazanç, neye yatırım yaptığını bilmek ve zamanın senin lehine çalışmasına izin vermektir. Bir hisseye bakarken artık sadece bugün ucuz mu, pahalı mı dememelisin. Onun yerine şunu sormalısın. Bu şirket önümüzdeki 2-3 yılda hangi adımları atacak? Kârını nasıl büyütecek? Rekabet gücünü koruyabilecek mi? Çünkü bu sorunun cevabı fiyatın yönünü belirler. Fiyat bir sonuçtur. Değerin yansımasıdır. Sabır sermayenin en güçlü parçasıdır. Birçok yatırımcı piyasaya düşerken korkar, yükselirken açgözlü olur. Ama profesyoneller bilir, gerçek servet fırtınalarda gemiyi terk etmeyip rotada kalanların elinde birikir. Eğer sen analizini sağlam yapmışsan, prospektif FK'nı, PDDD'ni, kar büyüme potansiyelini incelemişsen gerisi zamana kalır. Çünkü piyasa eninde sonunda gerçeğe döner. Borsa kısa vadede popülerliği, uzun vadede mantığı ödüllendirir. Akıllı yatırımcı ne yapar? 1. Beklentilerini veriyle destekler, söylentilerle değil. 2. Her hisseyi aynı kefeye koymaz, sektör dinamiklerini ayrı değerlendirir. 3. Zarar eden bir dönemi son değil, dönüm noktası olarak yorumlar. 4. Kısa vadeli gürültüye değil, uzun vadeli hikayeye odak. Unutma, fırsat değer kazandırır. Bugün Sasa örneğinde gördüğün gibi bir şirket zarar da açıklayabilir, yatırım dönemine de gidebilir. Ama önemli olan bu tabloyu nasıl okuduğundur. Fiyat dalgalanır, manşetler değişir, piyasa yön değiştirir. Ama bir şey değişmez. Değer. Sonunda her zaman ortaya çıkar. Parasal zenginlik gelip geçer. Ama bilgiyle kazanılan zenginlik kalıcıdır. Finansal okuryazarlık seni sadece piyasada değil, hayatta da özgürleştirir. Çünkü neye sahip olduğunu, neden sahip olduğunu bilirsen kimse seni korkutamaz. Bu seriyi buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine rakamların ötesine geçeceğiz. Çünkü bizim amacımız sadece borsa değil, bilgiyle büyüyen bir bakış açısı. Değer zamanla kazanır. Sen sadece sabırlı ol. Hoşça kal. Bilgini koru, değerini bil ve unutma. Geleceği öngören kazanan olur.